cinayet tabiri caizse işlediğimde farkında olmam gerek. Peki bu
özel muamele görüyor. Sonra hayatına renk katıyor. Ne bileyim sizi popüler yapıyor arkadaş çevrenizde, öyle düşünüyor genç. Sizi hayata bağlıyor, yani dertlerini unutturuyor diyor vesaire. Tabi burada işin şeyi, ironik kısmı. Bir de pasif içicilik var. Hani ben kullanılması bir Müslüman toplumda olacak şey değil, görülecek şey değil değerli müminler. Bir de elektronik sigara diye bir şey var. Bir gün Çınar şu caddeden buraya doğru geliyorum, camiye doğru. Önümde birisi gidiyor, bir anda kafasının üstünde kocaman bir bulut oluşuyor. Sonra da bana doğru güzel güzel kokular geliyor. Elektronik sigaraymış o. Elektronik sigara, tütün dumanına benzeyen, ancak duman yerine aromalı nikotin buharı üreten, pille çalışan bir sürü çeşitleri var. Bu bellekler gibi, ne bileyim, turo, piko, kalem gibi değişik şekillerde üretiyorlar. Çünkü 150'den fazla firma üretmiş bu elektronik sigarayı. Sözün ona bu elektronik sigara, değerli müminler, sigarayı bırakmak isteyenlere bir geçiş usulü yöntemiymiş. Siz bırakacaksın da sen bunu kullan, böyle daha kolay kullanırsın. Öyle mi? Hikaye. Şu benim de aldığım genellikle Yeşkari Derneğimizin verilerinden istifade ettim. Bilinenin aksine elektronik sigaranın sigarayı bırakma konusunda yardımcı olmadığı ortaya koymuştu. Ayrıca yapılan çalışmalar elektronik sigaranın tersine bir etki oluşturarak nikotin bağımlılığını sürdürdüğünü ve bırakma davranışını engellediğini de göstermekte. Ortak alanlarda, parklarda, otobüs duraklarında, caddede yürürken ve özel arabalara nafi aile reisi arabasına biniyor, yandan bazıcık o yavrularını çocuklarını da katıyor, o arabanın içi kaç tane? Camlar kapalı kış günü ve yolculuk boyunca basın basın o çocuklarının yanında sigara içiyor. Ve o çocuklarını öldürüyorsun sen. Bunu nasıl yapabiliyorsun? Sonra İzmarit'i yere atma gidip bir de toplumda biraz cici gösterilen, masum gösterilen, imtiyazlı bir yeri olan nargile diye bir şey yok. Yani nargile sigaradan veya elektronik sigaradan çok daha böyle sanıldığı kadar masum mu? Değil. Bir nargilenin zararı 50 çubuk sigaraya eşitmiş. Bunu uzmanlar araştırmış, tespit etmiş. Ben onların söylediğini söylüyorum. Onların yalancısını demiyor, o kabuk iyi değil. Ben onların söylediğini aynen size aktarıyorum. Bu sizi sakinleştirir. Yanlış. Sigara ruh sağlığınızı olumsuz etkiler. Sigara sorunları unutturur. Yanlış. Sigara yeni sorunlar üretir. Böyle bir sürü bahaneler var. Halbuki onlar aslında çok da gerçekçi olmayan, hakikat olmayan konular. Peki, bizler birer ebeveyn olarak tütün bağımlılığı ile dini ve ahlaki anlamda mücadele için ne yapmalıyız? Ne yapalım? Ne yapalım? Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakınız, dernek bu artık tütün bağımlılığı ile mücadele ve diğer bağımlılıklarla mücadele kıymetli Müslümanlar bir devlet politikasıdır. Devlet bizim bütün kurumları taşın altına elini koyup mesela Denizli'de valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, milliyetçimiz, müftülüklerimiz, bütün kurumlar, aile sosyal politikalar müdürlüğü, şu an adını saymadığım diğer kurumlar, kuruluşlar bu işin üzerine gidiyor. Niye? Nesillerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz göz göre göre avucumuzun içerisinden kayıp gidiyor. Peki ne yapalım? Doktor Cihar'dan uzak dur dedi. Yani bu çözüm değil. Nimet-i mağlubun fihi meket diye uygulayan namaz es-sakatü vel-berara. Sevgili Peygamberimiz çağlar öncesinden buyurmuş. İki nimet var ki insanların çoğu bu iki nimetin kıymetini bilemiyor. Sağlık ve zaman. Allah Allah. Ne güzel. Halk için
ve mutebelli nesne yok devlet gibi, olma ya devlet cihanda bir nefes sıfat gibi. Kanuni Sultan Süleyman sağlığın kıymetini de böyle ifade etmiş.